Yarından önce birbirinden değerli konuklarıyla devam ediyor. Serap Güzel bizimle, Yavuz Seçkin bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün gündem biraz yoğun. Haber gündemi tabii, bir haber kanalındayız. Epey bir tabii ki karışıklıklar var. YSK'nın kararı bekleniyordu. Onlar gündeme yansıdı. Biz biraz gündem toparlaması yaptık. Sizi de biraz beklettik. Kusura bakmayın. Yo, vallahi yine bizim yani bugün bu gündemin arasına girebilmemiz de bence... programın devam etmesi iyi yani. Evet evet. Yani biz böyle bir araya bir nefes olarak izleyiciler de bir nefes alsınlar. Çünkü hakikaten ekranların başında herkes şu an kilitlenmiş. Heyecan saatlerinden beri aslında aynı konular konuşuluyor. Biz tabii hani siyasi bir program değiliz bu kısımdan sonra. Biraz daha havayı dağıtalım. Sahura doğru bizi izleyen izleyicilerimize biraz daha böyle güzel bir muhabbet sunalım istiyoruz. O yüzden de böyle bir araya geldik konuklarımızla birlikte. Bu arada çiçek gönderenlere, izleyicilerimize teşekkür ederiz. Burada bizi önemseyen herkese teşekkürlerimizi iletelim. Ekran başında bir şekilde değerlendirdik stüdyomuzda sizin çiçeklerinizi de. Şimdi Ramazan ayına geldik. Evet. İlk sahur dündü. Hayırlı Ramazanlar olsun. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar dileyelim. Çok ilginç bir davulcu haberleri geldi az önce. Gördünüz mü bilmiyorum. Hem davulcudan rahatsız olanlar vardı hem de küçük davulcu, 9 yaşında bir davulcu var. 9. 9 yaşında, o da davul çalmayı öğrenmiş. Bir yandan davul çalıp herkesi uyandırıyor sahura. Bir yandan da işte davulcudan rahatsız olan bir vatandaşın haberini de hemen arkasından verdik. Ama Ramazan demek biraz da hani iftarıyla, sahuruyla, iftarlığıyla değil mi? Yemekleri de soracağım Serap sana. Evet. Ne yemeliyiz, ne yememeliyiz gibi. Ramazan'dan da tabii ki konuşmak istiyoruz. Evet, bu çok önemli. Yani bu Ramazan'da beslenme. Mutlaka sizden alacağımız şeyler var, çok önemli bilgiler var. Özellikle ben gelmesin. Daha birinci günden 2 kiloyla verdik mi aldık mı? Bak, artı 2. Ramazan'da biz niye kilo alıyoruz? Aslında doğru beslenildiğinde Ramazan'a dikkat ettiğimizde kilo veriyoruz bile. Çünkü son yıllarda biliyorsunuz çok uzun bir açlık var ve çok fazla da yenmiyor. İftardan sonra süre çok kısa. Evet. Normal düzenli öğünlere dikkat etmemiz gereken neyse ona uyuyorsak çoğu kişi kilo veriyor benim gözlemlediğim. Çok abartılı yiyenler kilo alabiliyor. Ama son yıllardaki uzun açlık süresi mutlaka kilo verdiriyor aslında. Şimdi biraz daha dikkatli de gitmek gerekiyor zaten onun için. Ne oluyor biliyor musun? O uzun açlıktan sonra şöyle oluyor. İftar, orucu açtık. Çorbasıydı, işte yemeğiydi, tatlısıydı, iftariyeliydi. Zaten o kadar aç kaldıktan sonra hepsini yemek istiyor insan. Tıkansa bile bir zaman sonra hafif durup devam ediyor. Sonra ne oluyor? Çayı, kahvesi, meyvesi. Sonra dön bir daha bir böyle belki kuru yemişi bilmem tatlı misiniz falan tatlısı olur. Sonra kadar bu sefer güzel yiyor. Bir dilim var yani. Tabii. Orada böyle çok tatlı bir dilim onlar var. Onlar aslında oturanlar, sahuru bekleyenler kilo alabiliyorlar. Tabii o kadar sahura kadar yani yemek doğru değil. Ramazan'ın aslında orucun anlamını çok geçirmemek gerekiyor. Yani ne? Midemizi dinlendiriyoruz. İşte o açlıkla birlikte aslında biraz da nefsi kontrol etmek. Daha evet, yavaş yavaş yemek. İşte biraz aç kalmayı anlamak değil mi? Bakalım ilk Canan Karatay şeyi ne zaman gelecek? Bildirileri mi? Öğüdü ne zaman gelecek? Ne derdin? Üç beyazdan uzak duracaksınız. Üç beyazdan. Beyaz ekmek, beyaz ekmek, beyaz ekmek. Bunlardan uzak durun. Üç beyaz da beyaz. Ekmeğin mi dilimi olsun isterse kepeklisi. İçlerinde un varsa zehirli el efendisi. Ekmek yemeyin. Alırım ağzınızdan falan diye. Yarın bugün hoca çıkar herhalde bir şeyler kesin söyler. Kesin söyler. Ekmek evet, yedirmez. Ama ekmek yiyeceğiz tabii ki. Ben tersine söyleyeyim. Ama nasıl ekmek? Çavdar ekmeği, tam buğday ekmeği, beyaz unu biz de istemiyoruz. Bir de pide tabii, bir de önemli. Beyaz unu da şimdi. Ramazan pidesi nasıl pide yemeyeceğiz? Pide çok güzel tabii, lezzetli. Bir de ucuzladı şimdi 1 TL. Devam eder mi 1 TL? Devam eder mi, ne dersin? Devam ederse 1 TL'ye yiyelim. Pideyi ben şöyle öneriyorum. Yani iftarda biraz yiyebiliriz ama sahurda beyaz unlu yememek lazım. Sahurda biraz daha tok tutması için siyah ekmek, çavdar ekmeği, tam buğday ekmeği, lifli ekmek yemek gerekiyor. O yüzden sahurda değil de iftarda biraz şu kadarcık pide olur. Ay, beni annemler fırına gönderirdi pide almaya. Neredeyse yani hani böyle kokusundan böyle bu şekilde giderdim eve. Ha, yememek için zor tutardım. Kuyruk da 2 saat en bekliyorsun. En büyük sınav, ben sana söyleyeyim. Tabii, tabii. Yani iftara böyle dakikalar kala pide almaya pide gönderilen pide kuyruğundasın. Masum çocuk böyle hani. Hakikaten onun o susamla falan filan böyle bir sıcak sıcaktır. Yani orada hakikaten bir sınava tabi tutulursunuz. Yani orucu bozmadan eve döndüğünüzde büyük. Sonra da o beyaz unu yeme. Evet. Yersin. Nasıl olacak o? Yersin ve açıldığında da direkt sudan sonra pideye
vurursun kendini yani. Zaten yani şöyle o pide, bir peynir, yardırıp... pastırma, zeytin onlar baştan çok yediriliyor. Evet. Onlar aslında iyi, güzel, onlarla biraz başlamak sonra ara vermek gerekiyor. Dediğim gibi biraz pide yenir ama sahurda değil. Evet, ben şimdi ne yenir ne yenmez sana tek tek soracağım, tamam. Zaten izleyicilerimiz de eminim ki merak ediyordur. Şimdi sahuru bekleyen, özellikle uyumadan bekleyen bir kitle de oluyor bu saatlerde, özellikle ekran başında. Yavuz, öncelikle sana şunu sormak istiyorum. Hani geleceğiz yemeğe içmeye de. Sen bu aralar neler yapıyorsun? Hem taklidini, az önce işte Canan Karatay taklidi, evet, yapınca böyle bir şöyle düşündüm. Taklitleri özlemişiz. Senin kuklalar da vardı bir ara. Film de yapıyorsun. Kuklalar var hala da. Onlar benim evimin bir bölümünde. Bana işte arkadaşlık ediyorlar şu anda. Belki bir projede, bir sosyal medyada bir projede kullanabilirim onları. Ufak tefek böyle mini parodilerde kullanıyorum zaten. Evet. Tiplemeleri YouTube kanalımızda yapıyoruz. Şu an ekranlarda yokum ama belki olabilirim. İşte bir tane stand-up gösterimiz var orada da. Ünlülere, ünlü tiplemelere çok böyle şarkılar söyletiyorum. Bir orkestram var, böyle minik bir kadro. Her ünlüye böyle ters köşe şarkılar söyletiyorum. Nasıl şarkılar? İşte mesela Bülent Ersoy, şimdi yemekten Ceza konuşuyoruz ya. Ona bir şarkı söyletiyorum mesela. Beni mi buldu göbüşün böylesi? Diyet bozuyorum her cumartesi, ay pazartesi. Çok mu yiyorum kız bir tanesi? Ağzımın ritmine uyamıyorum. Kimler kimler kilo veriyor? Ben niye veremiyorum? Aklımla kanlı bıçaklı. Midem hep alacaklı. Kararım 1,5. Pide şöyle kıymalı kaşarlı sucuklu. Nasıl oldu? Alkış tabii. Alkış tabii, alkış. Bülent Hanım'a gitsin. Bülent Hanım. Bülent Hanım bizi pide deyince bunu... ben hemen değil mi böyle? Pideyi devreye... Sana değil ama değil mi? Böyle şarkılar var. İşte her ünlüye işte Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, genelde işte Fatih Hoca, Yılmaz Vural, bunlara şarkılar söyletiyorum. Ay, Yılmaz Hoca'yı zaten bayılıyorum yani, ya gerçekten. Yılmaz Hoca diye şey miyen yok biliyorsunuz. Ya kardeşim şu Ramazan tokmanı bana verin ya. Ya bari Ramazan tokmanı çalayım ya. Hoca! Bak ben bu şey düşünüyorum. Bu double tokmanı bana verin. Her girdiğim sokağa kesinlikle şampiyonluğu oynatırım. Bak şey diyeyim ben size. Hatta bir şarkı var biliyor musunuz? O bana çok yakışıyor Hilal. İdyan. Hep, ne? Halil Ceca'nın İdyan şarkısı. Benim bu derdim ne Jürgen Klopp'ta, ne Jose Mourinho'da, ne Guardiola'da. Çalıştırdığım her takım kaybolur zamanla, puan tablosunda öyle gidiyor işte. Ya neyse, zamanınızı çalmayayım. Hoca! Zaman edemli ya burada. Çok fazla zamanınızı almayayım de şimdi şey yapmayayım da böyle gidiyor yani işte. Her tiplemeye bir şarkı. Sen bunların besteleri kendin mi yapıyorsun? Yani sözlerini daha doğrusu besteleri. Özcan Kızıl yazıyor. Öyle mi? Sözleri İzmir'de. Selam buradan Özcan'a. Çok yetenekli bir müzisyen ve söz yazarı. Yazıyor gönderiyor bana. Oh. Ben de bunları sahnede kullanıyorum. İşte birçok kimler var? Kadir İnanır'a söyletiyoruz. Oh. Tabii. Ya bir dakika. Ona şeyi söyletiyorum. Mirkelam'ın tavla. Sözlerini değiştirerek tabii. Gözlerimle ateş ettim, beyaz atkılı prensim, seviyorum ulan. Şoförün olayım kamyonda, al yazmalım yazar arkada, geliyorum ulan falan diye böyle gidiyor. Tabii bunu müzikle söyledi de arkada bir orkestra olduğu zaman keyifli oluyor. Ya tipten tipe de o kadar hızlı geçiyorsun ki hani böyle gerçekten müthiş bir yetenek yani. Seni izlemekten her zaman çok keyif alıyorum. İlk konuğum olmanı da özellikle istedim. Uğruna da çok inanırım ben senin Yavuz. Ben de ilk programlarda, ikinci, üçüncülerde sıkıntılı. İlle de ilk gelecek. Gidemeden kaldırılan programlar oldu biliyor musun? Yapma. Bak bir kere Nilgün, ilk programlarda sıkıntı yok. Ortalarda falan çağrıldığım zaman sıkıntı. Çünkü ya çağırmayayım o zaman. Çağırmadım. Yani iyi zamanda çağırdın. Genelde mesela programlar bitmeye yakın ya arkadaşlar bir değişiklik yapalım, bir komedyen gelsin de bari hani bir programa bir böyle gülsün insanlar. Yani bir şey yapalım programın formatını deyip ertesi günü göremiyor genelde. Bir 4-5 tane program böyle yok oldu. Eyvah. Yalnız Yavuz'un şöyle bir durumu vardır. Benim her çalıştığım yerde
Mutlaka yolumuz kesişmiştir Yavuz seninle. Evet. Kaç kere konuk oldun bana hatırlamıyorum. Genelde hipodromda bizim hipodromda biz kesişiyor. Çok tabii bir de karşılaşıyoruz seninle. Ben eski jokeylerden olduğum için. Evet, biraz iri bir jokey kendisi. Evet. Daha doğrusu eski radyoda yarış anlatanlardan biriyim. Muzaffer Son 400 diye harika bir tiplememiz vardı. Bir tipleme. Ve at yarışı anlatıyorduk. O zamandan da birçok apranti, o zaman da apranti şimdi çok şimdi ünlü jokeyleri. Beni tanıyorlarmış, seviyorlarmış ama ben onları görmüyormuşum falan. Sonra işte Hilal'in sayesinde hipodroma gittik, tanıştık falan. Şimdi hepsi Hilal'den daha iyi arkadaşım oldu. Öyle ama şimdi bir de hipodromda seviyorsun, atları da hani seviyorsun özellikle de ayrı bir sempati. O sadece bir tipleme olarak da kalmıyor. Ya kumu olur, çimi olur, mesafesi olur, orijini olur. Ondan sonra derecesi olur, handikap olur. Hepsine bir yerde orada da kesişiyor yolumuz. Hakimim. Ya şeyi çok seviyorum. Yani ben bunu tabii hani filmi de yapıldı hatta. Halis abi de oynadı. Bizim için şampiyon. Ben de oynadım. Bolt Pilot. Ben de vardım. Evet sen de oynadın. Ben yoktum. Sen niye yoktun ki ya? Buradan yapımcılara sesleniyoruz. Bir ikinci devam filmi olursa Yavuz Seçkin mutlaka işin içinde olmalı. Hatta apranti okuluna gittik geçen hafta falan. Bayağı apranti arkadaşlar, kardeşlerimize de güzel bir sinerji oluşturduk. Yani seviyorum netice itibariyle. Atları seviyorum. Yani bir atım yok. Bir atın yok ama neden olmasın? En güzel at arkadaşın atı. Arkadaşının atı tabii. Aynen öyle. At adam öyle diyorlar. Yat evet, öyle de. Evet, pahalı çünkü. Atla yat öyle biliyorsun. Bakımı falan tabii. Çok pahalı ama güzeldir. İnşallah ilerleyen zamanlarda olur. Neden olmasın ki? Şimdi tabii biz böyle bir yandan böyle konudan konuya da atlarken şu sahur mevzunu geçmek istemiyorum. belki bizi dinleyip yatacaklardır. O da olabilir. Sonra sahura kalkar mısınız? Saat kaç? Uyumaya zaman var mı? Bir saat kestirip belki öyle bir şey olabilir. Ne yenir? Yani şunu merak ediyorum en çok. Sahurda ne yersek bizi rahatsız etmez sonra uyuduğumuzda. Midemize baskı yapmaz. Biz böyle rüyamızda acayip acayip konular görmeyiz. Ya da kabuslar görmeyiz dediğin gibi. Sahur zaten uykudan kalkıyoruz. Bir şeyler yiyoruz. Geri yatacağız. O yüzden gerçekten mide rahatsızlıklarına neden olmaması gerekiyor. Reflü şikayeti olanlarda rahatsız edebilen yani o da sıkıntı. Hafif bir şeyler yemek gerekiyor. Çok ağır yemek. Yazın da kaç saat oruç tutulacak onlar? Üzerimizde hafif bir pide çekip. Hafif pide olmaz. Öyle uyumalıyız. Çok önemli. Midemize mi? Yine de hafif yiyeceğiz. Dayanacağız açlığa. Çok ağır yemek istemiyoruz zaten. Yani yağlı bir yemek, etli yemekler önermiyoruz. Hafif kahvaltılık çok daha rahat. Ama bizi tutsun. Kahvaltılığın içinde mutlaka protein olmalı. İşte pide değil de lifli bir ekmek tüketmeliyiz. Yani posası yüksek olursa yine o bizi daha uzun süre tok tutar. Mutlaka yumurta olmalı. Peynir, yumurta, çok fazla şarküteri ete girmesek sağlıklı. Yumurta çok güzel tutuyor. Gaz sucuk, yapan şeylerden gibi uzak durmak lazım. Değil mi hocam? Gece. İşte gece hem mide için hem sindirimi rahat olmalı. Evet. O yüzden ağır yağlı bir yemek değil. İşte hamur işi olmamalı mesela dediğim gibi. Ya öyle diyorsun da şimdi Anadolu'nun birçok yerinde mesela sahurda yenecek pideler vardır. Sahurda yenen börekler vardır. İşte hoşaf vardır. Mesela börek hoşaf sahur yemeği börek değil mi mesela? İşte börek akan sular durur. Börek bizi tok arkadaşa tutmaz. Börek. Yapmayın ya. Hadi. Börek bizi tok tutmaz. Hemen acıkır mıyız? Börek çünkü bir kere beyaz un bizi uzun süre tok tutmaz. O yüzden börek hem miktar olarak da küçük, kalorisi çok yüksektir. Şimdi şöyle bir dipnot geçelim. Bir tane yufka, büyük hazır yufka 8 dilim ekmeğe eşit. Şimdi ondan börek yaptığımız düşün ya da gözleme gibi katladığımızda. Ay kabul etmiyorum öyle bir şey. İncecik yufka. İşte incecik ama maalesef kalınlığı, ağırlığı önemli. Yani bir tepsi böreğe kaç tane yufka gidiyor? Hani onun yerine 4-5 dilim ekmek yesek bile bizim için daha az kalorili hem de daha uzun süre tok tutar. O yüzden hamur işi sahurda istemiyoruz mümkün olduğu kadar. İşte pide de istemiyoruz. Şimdi pide güzel sadece iftarda olabilir. Ama mutlaka peynir olmalı, yumurta olmalı. İşte yeşillik olabilir biraz salata almak için. Domates, salatalık falan yeşillik. Şimdi zaten mevsimi yeni yeni çıkmaya başlayacak. Protein ağırlıklı dediğim gibi yumurta ve peynir. Yumurtayı bizim da için yiyip yatınca böyle mideden böyle bir gelir ya böyle kokusu buram buram. Şey yapılabilir, omlet falan olabilir. Tok tutuyor belki ama yumurta. İşte tok tutuyor, o yüzden peynirle karışık omlet olabilir. Şimdi bazıları sahuru şey de istemiyor, yani kalkıp bu kadar uzun yemek de istemiyor. Hemen bir şeyler yiyip yatmak istiyor. İşte yulaf mesela olabilir. Orada yine yulafın lifi yüksek, hemen yoğurtla, sütle, içine muz koyup meyveli, işte cevizli, bademli falan. O bizi tutar mı? Hemen acıkmaz mıyız?
yine hiçbir şey yememektense iyidir. Çünkü bazıları sahur yapmadan da tutanlar var. Yani dediğim gibi hızlı hemen pratik bir şey isteniyorsa yulaf olabilir. Son zamanlarda çok moda kara buğday var biliyorsunuz. O da böyle yuva şeyde yoğurtta bekletildiğinde güzel oluyor aslında. O olabilir belki. Süt içilmeli, yoğurt belki ayran, kefir bunlar yine hem proteini arttırır. Hem de tok tutmak için kalsiyum kaynağı. Biraz sinirler geriliyor mesela. Oruçlu olduğu için trafikte insanlar bazen çok gergin oluyorlar. İftar trafiğinde nasıl oluyor tabii. İnsanlar? Hocam yumruk acaba oruç bozar mı? Hani? Hocam mideye gelmediği sürece bozmaz. Evet, doğru. Ya böyle bir durum var. Hakikaten çok gergin. Mideye atılmadığı sürece. Maranki geldi aklıma. Bakın. Çok hep soruyorlar. Maranki vardı eskiden. Tabii, tabii. Hocam diyorlar. Yumruk orucu bozar mı? Efendim açlığınızı bastıracaksa bozmaz. Alın böyle ısırın bozmaz. Ahmet Maranki vardı ya. Bir tabii. De ekrandaki onu izleyenleri görüp müdahale ediyordu. Bakın anlatıyorum bırak ütüyü falan böyle. Hani herkes direkt de hani kameradan içeri eve sızıyordu yani Maranki hoca. Nasıl görüyor acaba? Saraçoğlu vardı mesela hocamıza sorarlardı. Hocam ne yiyelim falan diye. Şimdi tabii ki bazı yiyecekleri yerken hanımefendinin de dediği gibi özellikle lavaş olsun, pide olsun onları lavaşı yavaş yavaş yutarak aynı benim konuştuğum gibi tane tane çiğneye çiğneye bir lavaşı 3,5 günde yiyerek az az öğüterek. Pideyi de bütün Ramazan'a yayalım bir tane pideyi. Ramazan'a. Saraçoğlu vardı, Maranki vardı. Hep Ramazan'da hocalar çıkardı. Evet. Değil mi? Genelde programların vazgeçilmezleri. Ve hep sorularda şöyle işte diş fırçalamak orucu hocam ne yiyelim? İğne olsak orucumuz bozulur mu? Hani her Ramazan'da gelen sorulardır bunlar böyle. Bir türlü de cevabı öğrenilememiştir ama. Hani nedir cevabı? Nihat Hatipoğlu'na sormuşlardı. Onlar, evet. Hocam. Nihat Hoca'ya soruluyor genelde. Hocam duvarda Justin Bieber posteri var. Gerçek mi? Sosyal medyada oruç bozulur mu diye. Onu duymamışım. Justin bozmaz ama Bieber bozar falan diye de hoca bir şey söylemiş galiba. Evet diyordu. Nihat hocamıza da buradan selam olsun. Selamlar sevgiler evet. Çok hakikaten taklidini yaptım çokça zaman. Sağ olsun çok hoşgörülü. Nihat hoca hoşgörülü ama taklidini yaptığım için etraftaki insanlar hoşgörülü olmuyor. Nasıl tepkiler alıyorsun isim yani, vermeden? Ya işte böyle mübarek insanın taklidini niye yapıyorsun falan. Ha öyle mi? Diyenler oluyor ama hoca kendisi. Ayıp değil mi hocaya diye böyle. Hocam kendisi. Çarpılırsın. Hocam kendisi mesela ya güzel yapıyorsun izledim falan diye. O da sağ olsun öyle hoşgörülü. Ben seviyorum hoşgörülü taklidini yaptığım insanların bana böyle sıcak sevecen yaklaşmasını. Zaten aksi takdiri yapmıyorum. Mizahtan anlamak da bir beceri değil mi? Tabii. Kızanlar oluyor mu arayıp da? Yani şey oluyor tabii. Dönem itibariyle herkese böyle şey yapamıyorsunuz. Her kulvara giremiyorsunuz. Yani böyle kenardan ortadan veya bir yerden sol şeritten eskisi gibi değil ki ben eskiden plastik çobu seslendiriyordum. Aa, evet. Cihaz Adnan Dağlar'ın kuklaları vardı. Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, evet. Necmettin Erbakan, Şevki Yılmaz, Şeytan Bunlar! Hatırlıyor musunuz? Şevki ya Yılmaz vardı. Hepsini evet. Zaten taklidi yapılıyordu yani bütün evet. Cumhurbaşkanlarımızın. Mesut Yılmaz falan taklitlerini ben yapıyordum. Ben seslendiriyordum. Tabii dönem dönem değişiyor. Yani bazen ortalık çok gergin oluyor. Bazen daha rahat oluyor. Biz bunların hepsini yaşadık, sen yaşıyoruz. Sen de telefon şakaları yapardın. Telefon şakalarıyla başladım aslında. Çok iyi de bir radyocusun Yavuz. Yani hani tamam komedyen kimliğin zaten ekranda biz seni oyuncu olarak da beğeniyoruz. Sonuçta taklitler inanılmaz. Hani glass tipler, kuklalar da var. Hep programlarımızda yer verdik ama yani müthiş bir radyocusun. Radyoculuk da kolay değildir bu arada. Sadece sesinle var olmak çok zor. Valla hayal ediyorlar radyoda dinleyici sesinizle sizi hayal ediyor. Benim birçok sesim vardı bilmiyorum yani. Ben o hayal kırıklığını hayal kırıklığı olmasın diye aslında iyi bir geçiş yaptım Avrupa Yakası'yla diziyle. Diziye de dahil olmam Sinan Çetin'e yaptığım telefon şakasıyla öyle olmuştu. Mi oldu? Yani şakalar Sertaç bana çok iyi bir karakterdi bu arada Avrupa Yakası'nda. Avrupa Yakası gibi de dizi. Yani geldi elbette ama sitcomlarda şimdi bakıyorum arada YouTube'dan açıp izliyoruz yani. Evet müthiş. Bende DVD'leri var. Var değil mi? Hepsinden her ne bölümde almışım ne güzel ne büyük sermaye.
Evimde değerlendiriyorum onları. Güzel bir yer yaptım. Ya şakalar 300'e yakın şaka yapmışım. Ve bunlar bir magazin programında da ben radyodan televizyona geçtim. Sevgili Acun Ilıcalı sağ olsun. Hı hı. O zaman destek göstermişti bize. Desteğini vermişti. Ve magazine taşımıştık bunları. Ve ben popüler olmuştum radyoda. Yani bir radyocunun popüler olması kolay değildir. Değil işte, evet. Ondan sonra çok böyle işte Banu Alkan'a yaptım. Kuşum Aydın vardı. O zaman program hala da var. Allah'ımıza bin şükürler bacım. En çok da Banu Alkan aradım. Banu Alkan'a da selam. I love you. Banu'cum selamlar. Banu da Aydın'ı seyrediyormuş televizyonda. Benim haberim yok. Ben de Kuşum Aydın gibi aradım. Banu'cum ne yapıyorsun dedim. Bebeğim seni izliyorum. Harikasın. dedim ben telefonda kaldım. Acaba hani nereden izliyor beni? Ben radyodayım o anda. Tülin Şahin'e yaptık. İşte Sivas'ta sazan balığı şenlikleri olacak. O da sazanın ne demek olduğunu bilmiyormuş. Sazan gibi atladı. Ay çok fena. Sonra Mustafa Topaloğlu dönemi başladı benim hayatımda. Özdeşleştin resmen. Bir dönem Mustafa abiyi o kadar çok taklit ediyordum ki. Kendini öyle mi zannettin? Ondan daha iyiydim. Yani Mustafa abiden. Açıdan. Tabii tabii. Yani Mustafa abi ikinci planda kalmıştı. Ben bayağı bayrağı alıp gitmiştim. Hatta benim yüzümden. Ben daha Topaloğlu'yum. Evet, daha Topaloğlu. Mesela ben Hilal'i arıyorum, işletiyorum. Mustafa Topaloğlu gibi. Ya işte İlhan'cım diyorum, bir program çekeceğim. Çekemiyorum, yarına kalıyor. Beraber çekelim falan diye. Hilal'i işletiyorum. Sonra söylüyorum, 20 dakika sonra veya bir gün sonra Mustafa abinin kendisi arıyor. Yani Hilal de diyor ki, ya Yavuz artık yani bir şaka kadar. Artık şaka yaptın, sündürmedi. O esnada Mustafa Topaloğlu. Ben Yavuz değilim ne kadar telefonu kapatıyor zaten karşı taraf. sağ olsunlar. Çok hoşgörü gösterdiler. Bir dönem ben çok ekmeğini yedim Mustafa abinin. Kuşum Aydın olsun, Aziz Başkan olsun, Erman Hoca, Şansal abi, ondan sonra Metin Akpınar. Ya bunlarla telefon şakaları yapıyordum ben. Neye göre seçiyorsun mesela? Taklit edilecek karakteri neye göre seçiyorsun? Yani çok belirgin özellikleri mi var? İşte ne bileyim, harf yutması az önce biraz hani biraz tutuldu mesela Mustafa Topaloğlu taklidi yaparken biraz tutuldun. Acaba ona göre mi belirliyorsun? İşleteceğim yoksa... kişiyi genelde yapacağım tiplemeyle bir yakınlık kurdurmaya çalışıyorum. Bazen kuruluyordu, bazen de kurulmuyordu. O şöyle bir durum da başıma geldi. İşte Cüneyt Arkın'la Eşref Kolçak'ı eşleştirdim. Yani ikisi de Türk sinemasının, Yeşilçam'ın dev aktörleri. Dedim birbirlerini bir şekilde tanıyorlardır. Bir yerden bir kanaldan girelim. Aradım şimdi. Eşref abi açtı telefonu. Alo dedi. Ben de Cüneyt Arkın gibi. Nalo dedim. Buyurun dedi. Neşe ben Cüneyt Arkın. Nasılsın canım dedim. Sen Cüneyt Arkın mısın dedi. Evet dedim Cüneyt Arkın. Tanımadın mı Neşref? Yok tanımadım çünkü Cüneyt Arkın yanımda oturuyor dedi. Ha o kadar. Tavla oynuyorlarmış. Böyle bir sen durumda. Sen kimsin diye. Nasıl öyle denk gelmişim diye. İşte bu da bana kapak. Bazen oluyor. Çok fazla şakalar yaptım. Çok işte Mehmet Ali Birand'ın rahmetli. Evet, rahmetli. Hatta bir radyo, bizim radyomuzda o dönem Mehmet Ali Birand haber zaten. Okuyordu. Haber okuyordu. Ben de taklitlerini yapıyordum. Bir gün bant bırakıyordu. Bant bilgisayardan silinmiş. Ah. Çocuk geldi prodüksiyondan. Abi dedi beni kurtar. Yoksa ekmeğimden olacağım. Ben yaklaşık 3,5 dakika Mehmet Ali Birand oldum telefonda ve onun gibi okudum. Sevgili seyirciler, o zaman Kofi Annan vardı. Sevgili seyirciler, Avrupa Birliği aşamasında Kofi Annan Türkiye ziyaretinde acaba başbakanı neler? Böyle seslendirdim ve verdik, yayına gitti. Ama yıllar oldu artık. Nasıl metin? Metni sana verdiler, senin tabii üzerine aynı metni, bir anda olup. Metni okudum. Bu bizim aklımızda bulunsun ya, izne falan çıkacağımız ya, zaman. Olur mu Yavuz? Ha? Böyle şeyler ben yedek parça olarak görüyorum. Ünlülerin yedek parçası olarak görüyorum kendimi. Bir gün dediler ki Halit Kıvanç sesi çok zor. Bunlar 15 sene evvel ama daha yeni bir radyocuyum. Yani böyle çok da bir para kazanmıyorum falan. Kaç para yaparsın? O zaman da 2 milyon diye benim menajerim, ilk menajerim korkutucu bir rakam vermiş ajansı. 2 yaptın, milyon. Ne yaptın? Ben de 100 bin lira mı ne? Yani eski paraya göre. Yani 100. Böyle para. Abi dedim ne yaptın ya bu 2 milyon benim ya. 3 yıllık kazancım. Bana bırak dedi. Ben dedi bu piyasayı biliyorum. Ben de daha yarı verdim.
Bir hafta geçti, 10 gün geçti. Radyoda merak ediyorum hani ne oldu acaba iş falan derken aradım, dedim ne oldu? Yavuzcuğum iş olmadı dedi. Niye dedim? Halit Kıvancı'nın kendisi 500'e yapmış. Yani bazen taklitler daha pahalı olabiliyor. Asıllarını yaşatmıyor bazen yani. Ya böyle güzel anılar oldu. O dönem YouTube yoktu mesela. Tabii. Yani belki de bundan 15 sene evvel YouTube olmuş olsaydı benim bir nacizane 10 milyon abonem vardı herhalde. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Takip etsinler. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bu arada. Hani onu da söyleyelim izleyicilerimize. Da... Kanalımıza hoş geldiniz. İnternet kanalı değiliz. Gayet organik televizyon kanalıyız. Bildiğiniz televizyon. Basınca çıkıyor. Evet. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bundan sonra da hiç gitmeyiniz. Hiç gitmeyiniz. Hep orada olunuz. Severiz izleyici bizi. Biz aynen. Televizyoncuyuz yani. Bu televizyon bir şekilde damarlarımıza işlemiş. İnternet çok nasıl söyleyeyim? Hani adapte olması biraz daha zor bir platform geliyor bana. Biraz da hedef kitlesi farklı. Değişik. Televizyon kitlesini daha çok seviyoruz böyle. Evet. Evet. Ya ben her ikisinde de bulunduğum için şanslıyım. Hem radyoda hem televizyonda ikisinde de yer aldığım için. Bizim bu arada bu bulunduğumuz platform yani bu bina da benim... Sen çok eski televizyoncusun değil çok mi? Çok eski. Ya burası Dutluk'tu. Yani gerçekten filan. Yani. Gerçekten. Burası arkadaşlar bir fabrikaydı. Bir sen ciddi misin? Evet. Bir elektronik üretim fabrikasıydı. Televizyonlar çıkıyordu. Ve belki de burada bir televizyon bantı, yani televizyonların döndüğü bant vardı. Ve ben orada kalite kontroldaydım. Kalite kontrol elemanıydım. Evet. Gri önlüklü. 18 yaşındaydım. Eski televizyoncu ama. Derken bayağı televizyon ben zaten motor teknik. Meslek mezunuyum evet. Biliyorsun. Söylemek gibi olmaz. Motorcuyum yani. elektroniğe de hakimim. Ve burada çalıştım 2 sene. Burada çünkü, televizyon fabrikası evet, varken çalıştım. Daha burası böyle değilken yani burada da bir emeğimiz vardır deyip. Şeye alışıksın en azından bulunduğumuz çıkardım. Bölgeye hani. Ya burası benim için önemli bir yer. Yani bu şu anda oturduğumuz yer. Belki de burada benim çok anım olmuştur. Bilmiyorum hangi noktadayım ama güzel bir duygu. Şimdi Yavuz 3 ay önce ben buraya geldiğimde hiç duvar yoktu. Yani gerçekten çok kısa sürede büyük bir özveriyle bir anda burası müthiş bir televizyon kanalına dönüştü. Hani sen geçmişini biliyorsun, iyice geçmişini biliyorsun. Ben 3 aylık geçmişini biliyorum. Gerçekten burası böyle değildi, Dutluk'tu diyebiliriz gerçekten. Şahane de. Olmuş, hayırlı olsun kanalımız. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Şöyle bir göz attım. İçerisi cillop, her taraf pırıl pırıl. Yakışır, yakışmış da yani inşallah güzel olur. Türkiye'nin yeni yüzü olmaya yakışan bir kanal olması için biz tabii gerçekten... Fevkaladenin fevkinin, harikuladenin harkında evladım. Hark ne demek acaba? Perfect'in pörü var bir de. O da iyiymiş. İngilizce konuşabilen ders öyle nasıl olur? Ha nasıl olur? Çok acayip olur. Yes evladım, are you ready? Falan diye böyle... Are you ready? Diye de gidiyor. İyi bir şey olmaz yani. Çünkü alışık değiliz. Aynen. Şimdi sen sağlık sektöründesin. Buraya hemen bir dönüş hemen yaptım. Dönelim. Evet. Hemen Serap'a döndüm. Sağlık sektöründesin. Hı-hı. Sana hep zayıflamak isteyen insanlar geliyor. Ama bir yandan da nasıl söyleyeyim? Zayıflama ile ilgili de adım atmadan sihirli değnekle zayıflamak istiyor olabilirler. En çok nelerde zorlanıyorsun? Şimdi biraz da magazin kısmını merak ettim ben. En çok yeni piyasaya çıkan ürünlerde, yeni çaylarda... He. İşte kapsüllerde. Bunu hap aldığı... içip zayıflayabiliyor muyuz biz mesela? Böyle bir dünyamız var mı? Öyle bir şey yok. Öyle bir sihirli değnek olsaydı zaten dünya obezitenin hani sorunu getirirdi. Ya da hani bunu... Çağın hastalığı obezite diyoruz. Evet şey. Yani bu gerçekten insanların hemen birden hızlıca istediği bir şey. En çok zorlandığım onları ikna etmek. İşte sağlıklı beslenerek yavaş yavaş zayıflamak ve alışkanlıklarını değiştirmelerinin... Kibrit kutusu peynir veriyor musun? Doğru söyle. Ya bir dilim peynir. Diyorum. Kibrit kutusu demeyin ya. Kibrit kutusu demiyoruz ama yine de her şeyin bir ölçüsü var tabii. Sonuçta. Ama önemli olan alışkanlıkları değiştirmek. Hiçbir zaman kolay değil. İşte en çok yapılan hatalarda işte bir ayda, iki ayda, işte üç ayda verelim 15 kiloyu, 20 kiloyu. Ondan sonra o kadar ben hızlı kilo vermek iyi değilmiş zaten. Devam ederim diye düşünüyorlar. Ama zaten o kadar hızlı verilen kilo genelde durmuyor, kalıcı olmuyor. Vücut onu kabul etmiyor. Zaten alışkanlıkları da değiştiremiyorsak sürdüremiyoruz onu. İşte ben biraz o anlamda sevilmeyen diyetisyen oluyorum. Çünkü yavaş kilo
kilo verdiriyorum. Hızlı kilo verdirmiyorum. Ama çünkü kalıcı kilo verdiriyorsun. Aynen, yani kalıcı olması gerekiyor. Bir şeyleri öğrenmesi gerekiyor. Beslenmeye dair onu hayatına geçirmesi gerekiyor. Çünkü hepimiz sosyal varlıklarız. Yani sadece böyle diyetle geçen bir hayatımız ve bir yani standart giden bir hayatımız olmuyor. Bir de şu var mesela, normalde yemediğimiz şeyler. İşte chia'lı puding ye, işte kinoa'lı salata ye, tofu, işte peynir yerine tofu bir şeyler, hani bu ilginç laflar kadar en az, yani isimleri kadar o yiyeceklerde epey ilginç, normalde mutfağımızda yok. Mesela kinoa yerine ben gitsem ince bulgur yesem olmuyor mu? Yine olur. Bulgur da yiyebilirsiniz. İşte mercimek var, kuru fasulye var, nohut var. Ha, bana bunlarla gel hani tür. Yani mutfağımızda aslında bizim her şey var. Bütün besinleri alabileceğimiz. Diyet zamanı hadi ben o chia'yı, kinoa'yı yedim. Diyetten sonra yine yemeyeceğim onu. Zaten onların çok farklı bir etkisi, yani inanılmaz bir etkisi de yok. Sadece damak lezzeti. Yeni şeyler denemek istiyor insanlar. Kullanılabilir ama hani olmazsa da olmaz diye bir besin grubu değil. Her besinin farklı içeriği var. Yani değiştirmek gerekiyor ama birbirine yakın gruplar var. Hani baklagillerin hepsini biz aslında değiştirebiliriz. Hangisine daha kolay ulaşıyorsak onu kullanabiliriz. Yani tofu dedim biraz önce. Yani tofu şimdi vejeteryanlarda belki verici bir şey. Hani çok daha kısıtlı bir kesimde. Ama olmasa da olur, onun yerine kuru fasulye, nohut yenebilir. Aslında. Yani yerine geçebiliyor en azından. Bu güzel haber. Sen formunu nasıl koruyorsun peki? Dikkat ediyorum tabii. Dikkat ediyorum. Hep tofu. Hep tofu. Kinoalı salatalarla. Chia ile besleniyorum. Ben şimdi her şeyi aslında yiyorum gerçekten. Yani yasaklı bir hayatım yok. Ama dikkat ediyorum. Yani en sinir olduğum tipler de bunlar. Her şeyi yiyor ama kilo almıyor. Nasıl olur? Dengesini kendi kendime yapıyorum. Spor yapıyor musun? Spor yapabildiğim kadar yapıyorum. Yapıyor musun, yapmıyor musun? Yapıyorum. Yalan söyleme. Yok yürüyorum, çok yürüyorum. Mesela yürümekle ben o bana uyar bak. Yürümeyi en kolay yapabildiğim hareket anlamında. Ama spor yapmadan, hareket etmeden de zaten kimse kilosunu çok koruyamaz. Özellikle İstanbul'da. Bu koşturmanın içinde, bu trafikte, yani hepimiz çok yoğunuz. Hep bir yerlere yetişiyoruz ve kendimize ayıracak vaktimiz yok. Hareket etmediğimiz sürece sadece diyetle, yemekle de zaten form korunmaz. Zaten hani çok yoğunuz. Ama şöyle yoğunuz, böyle yoğunuz. Aynen. O yoğunluk fiziksel bir hareketimiz yok aslında. Sadece kafamız yoğun. Ama ne oluyor? Yine hep bir yerlere biz yetişmek durumundayız ve hep bir işler bitiriyoruz ve hep oturarak yapıyoruz. Hep arabadayız. İşte o bizi mesela daha sağlıksızlaştırıyor. Yani kiloyu korumak için de ya başka diğer hastalıkların da aslında çıkmasına neden oluyor hareketsizlik. Evet, doğru söylüyorsun. Yağdan mı mesela genelde ben bir diyet yaptım. Makbul olan yağdan vermek. Sen hiç çok kilo almadın ama Yavuz. Yağdan kaç yıldır tanıyorum seni. Ve yavaş yavaş verdim. 8 kilo verdim. Şu an 3'ünü geri aldım. Kaldık. Havuz problemi gibi. 5'i geri kaldı. 5'te vara gitti. 5'te benim diyet programı iptal edildi işte. Niye? Bu arada her şey iptal edildi işte. Sonuçta beğenmedin mi? Benim yağdan gitmemiş bu. Başka bir program. Sonra artık o zaman Haziran'da bir daha bir diyet programı. Evet, sen şimdi git seçimden sonra gel. Seçimden sonra hayatımızın bir parçası oldu biliyorsun. Evet. Artık yine her yaz bir seçimden sonra, seçimden önce, hep seçimden sonra erteleme. Bu sene de diyete de öyle başlıyoruz. Aslında bir ertelemecilerle değil mi? Diyete de seçimden sonra başlıyoruz. Şaka konusudur o. Eskiden beri yani işte. Ya işte ya benim alacağımı seçimlerden sonra falan hani. Böyle bir klasik bir şey de vardır, eskiden beri söylenir. Ama gerçek oldu yani şu an. Ben çok hızlı bir ayda böyle bir 8 kilo falan verdim hocam. Şey çok hızlı. Ne yaptın? Bir özel bir sistem var. Böyle bir saatte 5000 kalori falan yakıyorsun. Yürüyerek. Vaku diyorlar. Böyle bir... Markası yani bitlerim. Şu an çok meşhur hatta. Çok meşhur yani şu an. Bir şey mi? Yok, elektrot değil mi? Böyle pelerin gibi bir şey var. Lastik. Biz oraya geçelim aletse eğer. Bakın bir ayda ben 10 kilo verdim burada. Haftada 2 defa gittim. Ondan sonra ben çok inanan biri değilim yani şeye, kilo vermeye hızlı falan veremem falan diyordum. Verdim ama geri dönüşü oluyor. Yeme içme nasıldı? Yeme içme tabii akşamları dikkat ediyoruz. Bu diyet ürünleri çok pahalı.
Yani diyet yapmak pahalı aslında değil mi? Evet evet. Yani çok pahalı bir şey. Öyle yani mi işte Serap? O, hayır değil. Diyet yapmak pahalı mı? Çünkü bakıyorum hani yurt dışında özellikle bazı ülkelerde Amerika'da light ürünler ve sağlıklı ürünler çok daha pahalıydı. Yani hani benim döviz bazlı geliyor. Ya şimdi şöyle diyette bir hamburgeri hop diye yiyorsun ve çok ürüne gerek yok aslında. Ama tabii bir protein almak için şu anda pahalı. Yani aslında light ürün değil normal kırmızı et almak, balık almak. İnsan oluyor böyle. Bunu o zaman. Hani balık almak, et almak konusunda birazcık şey olabiliriz. Yani o zor ama hocam, biraz light ürün alalım. Şunu kullanacağız, bunu kullanacağız diye bir şey yok. Normal peynir alacağız. Kırmızı et alacağız arada. İşte baklagiller kilosu ne kadar? Light ürünü destekliyor musun? Hocam hani light girmeyelim. İşte o yüzden normal işte. Aslında her bizim mutfağımızda her besinle zayıflayabiliriz. Light ürün almaya gerek yok. Yani ben o zaman işte pazartesi diyete başlıyorum. Diyet bisküvilerini şöyle bir istifleyeyim de artık çok diyet yapıyorum. Sürekli işte bu çubuklardan yiyorum ya da işte şu ince bisküvilerden yiyorum gibi bir durum yok. Yok. Sadece ki ben aslında çok paketli ürün de kullanılmasını istemiyorum. Yani mecbur kaldığımızda tabii ki bazen yiyoruz ama doğal ne kadar doğal yiyorsak dediğim gibi bir çavdar ekmeği, tam buğday ekmeği, düzgün bir ekmek bulup yediğimizde hani şey bisküvi yemeye gerek yok aslında. Ekmeği düzgün almamız gerekiyor. Düzgün derken mesela glutensiz ekmek mi bu? Ha glutene de değinebiliriz. Glutensiz de şimdi çok moda glutensiz diyet. Çok moda. Diyet. En sevdiğimiz kelimelerden biri artık glutensiz. Gluten şimdi bir bağırsak hassasiyeti yapan aslında ekmeğin içindeki bir protein ama hepimizde yok. Ve bunun gerçekten vücudumuzda belirgin bir şey olması, fiziksel belli olarak. Belli miktarda olması lazım galiba. Fiziksel olarak biz bunu hissetmeliyiz. Yani şişkinliği, gazı ya da işte deride bazı bir takım şey olabilir belirtileri ve hani bunun tahlilleri falan yapılmalı. Eğer glutene hassasiyetimiz varsa glutensiz beslenebiliriz. Hatta çölyak hastalığı vardır. Yani o çölyak hastalığı zaten glutensiz kesin beslenilmesi gereken ciddi bir hastalık. Onun da yine tanı kriterleri var. Yani onlar laboratuvar ortamında doktorla birlikte bulunmadan ortaya çıkmaz. Ve hani benim glutene hassasiyetim var diye çoğu kişi kendi kendine teşhis koyuyor. Hani bu da doğru değil. Yoksa gluten aslında çok da zararlı değil bizim için. Eğer herhangi bir hassasiyeti yoksa böyle bir teşhisi konulmadıysa glutensiz beslenmenin bir önemi yok. Tamamen glutensiz ya. Beslenmemiz mümkün değil gerçekten. Yok, çok zor. Hatta şimdi son yapılan çalışmalarda glutensiz beslenenlerin protein ağırlıklı beslenmesinden dolayı kolesterol düzeyleri, yağ düzeyleri artıyor. Çünkü glutensiz beslenmek tahıl grubunu çıkarmak demek. Şimdi sürekli glutensiz ürünleri bulmak da zor. Bu sefer diyette beslenmede protein artıyor. Tahıllar çıkınca bu artık çalışmalarda daha başka etkileri neden oluyor. Acı yakıyor mu hocam? Acı yediğiniz zaman. Evet biberi hani yiyelim. Kırmızı biber aslında karabiber. Kırmızı biber bağırsak şeyi çalıştırır. Metabolizmayı çalıştırır. Şanlıurfa'ya gittim ben. İSOT Festivali vardı. Bir tane kilolu yok. Sloganları müthişti ama. Acımız büyük. Acımız. Müthişti. Şehire giriyorsun böyle kocaman bir slogan. Acımız büyük. 4 gün falan festival sundum ben. Ciddi mesela birkaç kilo verdim. Yani çünkü her gün isot yani her şeyde isot var ve 3-4 aylık bebekler ellerinde isotlarla geziyorlar böyle hani bizim hani yemeğe cesaret edemeyeceğimiz isotları yiyorlar. Ben orada sormuştum mesela normalde bu çavuş biz hani ben bir normal şöyle bir poşetle isot aldım abla o bize 3 günde bitiyor. Tabii hani tabii onlar yetmez fındık şey gibi çekirdek gibi yani çıtlıyorlar. Biz veremiyoruz kiloyu çünkü her gün bir yerlerde olduğumuz için. Mesela ben o diyet paketlerimi yanımda götürdüm Urfa'ya giderken. İkinci günü beni kebaba boğdu. Kebaba daldı. Böyle öyle yerde bir şey geldi. Hatay'a gitmişsin, Urfa'ya gitmişsin. Diyet nasıl paketleriyle yapacaksın gittiyseniz valla süper. Kars'a gidiyorsun, Kazet'e geliyor. Adana'ya gidiyorsun böyle kürekle beraber ağzını bir uzatıyorlar. Bir de festival sunucusuysan. Yani küreği atıyor böyle dolup giriyor yani hani. Yani şimdi onları bırakıp benim paketim var dediniz mi? Ben bu diyet paketlerimi böyle yiyeceğim. Hani, sürekli paketime bakıyorum ben şöyle hani. Sadece baktım. Çavdar ekmeğimi yiyeceğim ben. Yemeyeceğim o kebabı. Çavdar ekmeği lavaş yemem. Bir şey söyleyeyim. Onu çıkartıp koysam masaya orada zaten şey yaparlar yani. Direkt fırçalarlar. Yavuz abi yakışmıyor. İndir onu aşağı abi. Senin gibi adama falan diye. Usulca kenara koyarsın o pis küvütü. Bir de yemeği reddetmek de doğru bir davranış değil şimdi oralarda. Anadolu'da zaten. Yersin. Niye karşılanmaz yani? Tabii canım ya. Anadolu'ya giderken yanına götürme zaten onu. Tabii. Mümkünse
2-3 kilo da ver öyle git. Yani şimdi çünkü oradayken yenilir aslında. Ben de geçen ay gittim galiba. Antep'e gittim. Ocak'ta gittim ya, bayağı bir diyetisyen Antep'te. Çok güzel bir yazı dizisi program her çıkar. Her şeyde bundan yedik yani. Aslında oraya gittiğiniz zaman yiyeceksiniz. Kilo alıp geldin mi? Doğru söyle. Almadım. Gerçekten almadım. Hatta şaşırdı arkadaşlar. Biraz verip de gelmiştim. Ben şimdi paylaşıyorum yemekleri. Yani birileriyle paylaşmak aslında porsiyon kontrolü için iyi. Bir de biraz fazla halay çektik galiba biz orada. Halay eritiyor. Hareket evet ettik. Hareket doğru ettik. Halay çektik falan. Böyle hareketle ben geldiğimde şaşırmıştım. Yani yarım kilo falan vermiştim. Yarım kilo verdin Antep'e evet gidip. Bu nasıl oluyor? Hareket. Bir de geziyoruz. Bütün gün hareket ediyorsunuz. Biz de hareketin kralını yapıyoruz ama nedense biz sizin alıp geliyoruz yani. Yani her türlü tatlıları alıyoruz. İşte yanımızda getiriyoruz. Yani hep elimiz gittiğimiz dolu yerden geliyoruz abi. Yani tabii tabii. Paket yapıp ben veriyorlar bir de. Ben mesela baklava getirdim yani diye kendime insanı çok getirmedim. Hani birilerine getirdim ya, orada yedim bıraktım. Getirmedim. Hayır, kendime almadım baklava. Bizde öyle değil. Sipariş geliyor bizde. Neredesin? Şuradayım. Oradan şuradan bana şunu al. Hemen tatlı yaptır şuradan diyor. İşte iki kutu ona, üç kutu buna. Böyle ellerim dolu geliyorum ben yani. Belki spor öyle yapıyorum ben. Tabii ağırlık yani çalışarak. Sporum öyle yani. Hani kollar kuvvetli zaten. Kollar omuzlar direkt olmuş. Neden? Orhan Gencebay tatlı omuzu taşı yaptım bu yüzden. Ben hani gide gele tatlı taşıya taşıya. Anadolu'da lezzetler müthiş. İşte geçen kaz eti söyleme sahip. Bizim torunoğulları Karslı. Onlara selam olsun. Getirmişler. Yani her şeyin bir kendine has tadı lezzeti var. Yalnız ben o kaz etini yazın yedim. Kars'ta gittiğimde. Yeme abi dedi. Onun dönemi var. Ya dedim tabii, buraya kadar gelmişken. Ben bu kaz etini yerim. Ben bunu yerim dedim. Meğersem, caiz miymiş? Onun bir kar suyu şeyi varmış. Yani İçtiğiz kazın kar suyuyla teması ve kar suyu içmesi lazım. İçmesi gerekiyormuş. Ben o kaz etini yedikten 10 dakika sonra kaz benimle konuşmaya başladı. Hani bağırsaklardan. Tabii tabii. Bağırsaklardan bir diyalog başladı. Yavuz abi var mı yeni bir şeyler, yeni projeler falan. Baya için için sohbet ediyorum. En son şey dedi. Abi otel yakın mı? Güzel. Oradan sonrasını anlatmayayım. Yani ne diyorlarsa onu yapacaksın. Evet. Sen kafana göre yani bunu ye diyorlarsa onu yiyeceksin. Anadolu'da böyle sen. Evet. Hani orada çok diyet işlemiyor. Çünkü müthiş lezzetler. Müthiş tatlar var. Anca buralarda yapabiliyoruz biz. Ya zaten oraya gidince dediğim gibi yemek lazım bence. Bir yere gidiyorsanız yersiniz. Hani sürekli orada yaşıyor olsak tamam bir dur denilir ama o seyahat hali, insan yani seyahat hali. Tatildeyken ben kimseye şey demem mesela. Yani bir şey bulduğunuz zaman yiyin yani farklı bir şey olursa. Mutlaka yiyin. Hatay'dayım, künefe yemek üzereyim. Sevgili diyetisyenim yiyebilir miyim? Bak iyi danışan. Soruyor. Diyetisyenim Hatay'da künefe yiyebilir miyim? Soruyor ya sanki yemeyecek. Sen ne vicdanı yeme rahatlatıyor. Vicdanı rahatlatıyor. Yeme ben diyor musun? Yeme desem de, ye desem İzecek de zaten oldu önünde. Yemeyeyim mi ben şimdi biraz yetebilirim. Gömmüş dur o ikincisini yerken aklına gelmesin. İşte biraz vicdan rahatlıyor. Şimdi sen diyorsun ki biraz ye, biraz derken ben beşinciyi yemek üzereyim diye böyle. Evet evet o ikincisinde aklına gelmiştir. Aa diyor ben diyetteydim diye. Ama bizim yani turne programında gittiğimiz her yörede, her şehirde hakikaten acayip lezzetli çok şeyler tabii var. Tabii her yer farklı. Yani, bir de yabancıya şey vardır ya, yabancı ikram vardır. Siz hani dışarıdan gelene. Size illa yedirecekler sonuçta. Evet. Yani imkanı yok. Burada bunu yiyeceksiniz. Bir de böyle kibarlığa falan hani böyle hani sen ufak ufak yersin. Olur mu sarılacak abi? Sarılacak böyle. Direkt hani, direkt hani roketler sana o şeyi. Böyle olsun hani, fotoğraf çektirirken yakarsın Yavuz. Saniyede 500 fotoğraf. Allah işte bakacağız. Öyle yürürken bir sürü fotoğraf oralarda sonuçta. Ya bu diyet olayı çok hani zor. Spora gelelim. Spor yapıyor musun? Spor yapıyorum. Her gün yürüyorum. Yürüyüşün güzel spor galiba. Her gün bir saat yürüyorum. Ondan sonra site içerisinde mutlaka yürüyorum. Hatta en çok ben yürüyorum galiba. Fakat bünyem çok fazla böyle hani çabuk kilo alıyorum. Normalinden fazla yürümem gerekiyor. Çok çabuk hızlı kilo alıyorum. Çünkü hanım güzel yemekler yapıyor. Öyle. Sonra Dicle'ye de buradan sevgiler evet, gitsin. Evet. Bugün bütün gün Dicle yemek bir gün yemek yap da yiyelim. Bir iftara böyle geliyoruz Dicle'cim. Gelin her zaman bekleriz. Ya benim kayınvalidem de annem de çok güzel yemekler yapar. İşte o da kötü. İşte, dayanamıyorsun. O da kötü. Dayanamıyorsun yani. Nasıl oluyor mesela hani aile
Ya yemeğe çok yatkın aileler oluyor mesela değil ya mi? Bence bizim toplumumuz zaten yemek üzerine. Yemek yapmayla övünürüz biz. Aynen, yemek yapacaklar, toplanacağız, yiyeceğiz. Yani bizim kültürümüzde yemek ilk sıralarda. Öyle değil bak, mi? Yani bir siz birlikte buluş... Da var. Erkeklerde mesela, özellikle erkek şeflerde bir egosantrik bakış. Yemek falan yapıyorum. E olabilir. Ayşe teyze de her gün yemek yapıyor. Her gün yapıyor. Kaç öğün çıkarıyor hem de, kaç çocuğunu besliyor değil mi? Yani onda öyle ego yok. Ama böyle hani erkek şeflerde özellikle yemek yapıyorum. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Böyle marine ediyorum, böyle mühürlüyorum gibi böyle bir durum ya var. Erkek, yemek erkek yapışıyla övünme. El kol hareketi şöyle. Erkeklerde çok var yani hani. Yapıyorum mesela, ediyorum falan. Cas cas bunları pişiriyorum, burada pişiriyorum abi. Yani koyuyorum mayonezi, koyuyorum ketçap, üstten veriyorum falan. Yani... Hareketle kapatıyor bence yani. Fatih Terim'in yemek yapın oldu. Aziz Yıldırım yapsa mesela. Yapsın değil nasıl mi? Olacak? Soğanlı bir yemek yapıyor. Ne yapsa acaba? Aleyna Tilki'nin bir şarkısı var ya. Dipsiz kuyum muydu o? Neydi? Ha. Aziz Yıldırım söylese o şarkıyı. Nasıl söyler? Soğanlı doğuyor gibiydim. Yoksa yendemi etseydim ben her gün yemek yapardım. Başkanken ara verdim. Sote yapmayı bilmeyene dana döş emanet edilmez. Altı pişmeyen ete çok güzel olmuş dönmez. Bak bu çok önemli. Yemeğe doyamadım. Tandır kuyumsun. Bak nasıl? Hey yavrum Taif'e bak mis gibi oldun. Beni mutfakta geçecek adam tanımıyorum. Hanım televizyonu kapat, artık maç bakmıyor. Öyle bir şey. Bakmıyor. Artık bakmıyor. Bakmıyor. Moralim bozuluyor baktığım zaman. Yani o zaman gerçekten de hani iftar sofrası reçetemizde alabiliriz bu şarkıdan sonra diye düşünüyorum. Evet. Bol bol da yemek konuştuk ya gerçekten. Ramazan demek de yemek demek. Bak aslında bir gün... Bütün gün aç durduğum bir saatler dilimi var. Hı-hı. Saat dilimi, gün zaman dilimi var yani daha doğrusu. Hem de uzun bir süre. Ama yemek konuşuyorsun sürekli orada da. Boşlukken de daha çok konuşuluyor. O da bir sınav tabii. Hani, tabii sevapmış tabii. Tabii yani. Yemeyeceksin, nefsini öyle terbiye ediyorsun. Yemek tabii, konuşa aynen. Konuşa. Tabii. Öyle mi? Evet, iftara kadar bekledik, sabrettik. İftarda ne yapacağız? Yine sabredeceğiz. İlk evet, önce sabır. İftarı yavaş yavaş açıyoruz. Önce 1-2 bardak su. 2-3 tane hurma olabilir. Bir çorba içebiliriz önden. Biraz mideyi böyle şey yapsın, sindirime alıştırsın hafif. Birazcık da böyle bir tokluk hissi versin diye. Çünkü sıvı. Sonra bir bekleyeceğiz 15 dakika, 20 çorba dakika. Çorba içip bekleyeceğiz mi? Evet. Çorba sevenler, şimdi yazın çorba bazıları içmek istemiyor sıcak ama. Ramazan'ın da vazgeçilmezdi ama. İşte biraz dediğim gibi mide boşken çorba içmek rahatlatıyordu. Midenin merhemi demişler. Pide, peynir, böyle küçük biraz iftariyelik hani atıştırıp ana yemeğe geçmeden önce bir 15-20 dakika falan belki yarım saat beklemek gerekiyor. İftariyi çorbadan sonra mı yiyeceğiz? İki lokma. Diyorsun. Evet. Yani orucu açar açmaz var. Hem işte o iftariyelikler de çok yediriyor. Yani pide, peynir, zeytin, ondan sonra pastırma. Sonra tekrar pide. Sonra üstüne evet bir tur daha tereyağlı pide. Pide de mi? Ye mi? Bir de üstüne tekrar ana yemek var daha. Ya Canan Karatay'a tatlı kadınsın diye kimse diyemez yani. Çok... Bana tatlı demeyin. Tatlı değilim. Hakikaten şekerden nefret ediyor. Ama bu arada evet. Çok tatlı bir kadın ha. Çok tatlı çok. Ya ben seviyorum. Ben sahnede çok fazla yapıyorum tiplemesini de. Ne diyor? İzliyor seviyorum mu? Yani. Yok zannetmiyorum kızdığını. Yani çok tabii şeker bir kadın. Ay bak şeker dedik yine. Şeker deme. Şeker deme. Deme. Biber sürerim. Vururum ağzına falan. Kilo alırsın. Ağzından şeker, şekerle çıkınca kilo aldırır. Yani efendim? Ağzınızdan şeker lafı çıkınca kilo aldırır diyor. Evet. Şeker lafı çıkmayacak. Yok, tabii şey dikkat var. Dikkat et bak hani, ona benzetiyoruz mesela. Hani insanlara çok şeker diyoruz yani mesela. Çaya, yediğimiz şeylere benzetiyoruz. Zeytinyağı. Neydi? Tereyağı. Tereyağı. Çaya değil mi? Zeytin de olur. Çok enteresan bir şey. Çaya. Benim 2 dakika sürer yani. Eğer çaya tereyağı döktükten sonraki koşturmacam 2 dakika sürer. Hani böyle bir karışım beni çok karıştırabilir. Yani değişik, evet. İlginç yani. Bir karışım o. Evet. Yani. Tavsiye etmiyoruz değil mi? Ya ben alışmadığım şeyleri tereyağlı yediğim zaman çay. Vücut şey yapıyor. Ne ayaksın sen falan refleksi gösteriyor bana ve... özellikle ya bir de sahne öncesi falan genelde bir yerlere götürürler. Çok sıkıntı yaşadığım anlar olmuştur. 2 saat sahnede kalıyorsun.
Sadece su var ve bir saat önce yediğin şeyler sürekli hareket halinde. Oraya oraya gidiyor. Sindiriliyor. Onun için çok önemli. Sahneden önce düzgün bir şeyler seçmek, yemek, hafif bir şeyler yemek lazım. Kesinlikle öyle. Ama işte çocukluğumdan beri hatırlıyorum. Mesela Ramazan'da Ispartalıyız biz. Rahmetli babaannem böyle ev baklavası yapar. Bak bütün reji şu an yıkılmış durumda tamam zaten. Böyle yönetmenim diyor ki of bittik artık ilerle. Çocukluğumuzda ciğercik kedisi gibi böyle bakardık ona böyle açardı. Ya böyle hani. Bir de bayramın ilk gününde o ilk günden evet önce bozulmaz o öyle değil mi? Ya. O tepsi durur akşamdan ya falan. Ya kadınlar nereye gitti şimdi bak öz eleştiri tepsi yapayım. Hem cinslerim adına kendime de yapacağım. O kadınlar nerede? O açarlarmış. O kaç tane çocuk var. Çamaşırları elde yıkıyorlar. Bulaşıklar zaten. Ev işleri bir yandan da baklava açıyor. Şimdi biz ya böyle yapı dingi yaptım. Musun? Ev baklavası. Salata. Turşu kurdum ben bugün. Ev baklavası. Bozmaz hocam. Diyeti bozmaz değil mi? Ev baklaması olunca. Evde olduğu için evde bozmaz. Olduğu için. Paki hazır değil mi? Hocam, ya Antep'ten gelecek. Benzettik. Evet. Bu arada biz Serap'la bir gün bir programımızın çekiminde. Benim bir sağlık programım vardı. İsmini söylemeyeyim bir kanalda. Orada turşu kuracağız. Çünkü probiyotiklerden mi bahsedeceğiz? Evet. O gün konumuz o. Bizi turşu kurdurmak için yapımcımız bir araya getirmiş. Serap bana bakıyor, ben Serap'a bakıyorum. Dedim ki turşu kurmayı sen biliyorsun herhalde değil mi? Dedim hani biz bu konuyu işlediğimize göre. Turşusunu kur oradan geliyor. Şey dedi, hiç turşu kurmadım dedi. Ama biz turşu kurma çekimi yapıyoruz. Vereceğiz. Tarif vereceğiz. Tamam turşu sağlıklı ama hani yapmak var, onun ölçüsünü tutturmak var. Tam son anda bir de söylediler tabii. Turşunun neler olacak? Başka bir şansımız yok. O gün o çekim var. Ya, o gün o çekilecek. Ya sen, Hilal'in şöyle bir özelliği var. Konuklarından dolayı Hilal her şeye hakim. Doktor, sağlık, diyet, spor. At. Ya, şey bulamadık, ben, portakal bulamadık, mandalinayı göster. Hatırlıyor musun? Ben bir gün sakatlandım belden, fıtık var bende. Normalde direkt doktoru aramam gerekirken Hilal'i aradım. Hilal'cim elinde bana bir doktor diye, bir tavsiyen var mı diye. Çünkü ilk ne yapacağım? Yıl, kaç yıldır yapıyorsun program? Sağlık programı 4-5 sağlık çok programı yaptım. En az sağlık programı bütün olarak. Bütün Türkiye'deki hekimleri, evet, hekim, hepşire, doktor hepsi ne varsa birlikte hepsini tanıyorsun. Bir de nasıl işlerini işletiyorsun? Ya ben şu an... Onu bir şey biliyorum söyleyeceğim. Yani bu hakikaten böyle şu şekilde oturabiliyorsam biraz da Hilal'in sayesinde oldu. Çok çünkü, teşekkür ederim. Güzel bir şeye vesile olmuşum zaman en azından. Onur Hoca'ya da selam gönderelim. Selamımız gitsin Onur Hoca'mıza da. Evet. Macera arama. Bak neydim ne hangi ama T4'te bir T4'te ben. Hani hangi omuru soruyorum. Nerede fıtık var? Tabii. Nerede sağda mı solda mı falan. Bel fıtığı mı bel fıtığı mı falan diye ona göre doktora ayıracağım çünkü. Valla ben bir haftada ayağa kalktım. Doktor demiş ki istirahat et. Sahneye ama çıktım ya. Yavuz o sırada halay çekiyor ve evet. Instagram'da paylaştım. Böyleyiz biz ama. Doktorla birlikte o sırada program yapıyoruz. Onur Hoca'yla böyle yaptı. Halay çekmemesi gerekiyor. Ağır oynasın. Dedi ki yani Sirteki daha bir hafta oldu. Sirteki daha ayak bir biraz hafta daha oldu hareket edebilir ama halay hayır halaya izin vermedim. Breakdance olabilir. Daha vücudu çalıştı ama yapacak bir halay şey olmaz çünkü halay biraz tabii. Halaya geçmiş o sırada. Tabii halaya durduğun zaman o birbirine girer, sıkıntı. Hakikaten öyle bir haftada ben sahneye çıktım falan. Hilal'in bu konuda çevresi tanıdıkları sağ olsun çok müthiş. Konuk ağırlamaktan da kaynaklanan hani o zaman böyle iyi iletişim kuruyorsun konuklarınla ve bir geniş bir ailen oluyor aslında. Ve hepsinin huyunu suyunu yeteneklerini bildiğin için o aileyi birbiriyle böyle bir tanıştırmaya başlıyorsun ihtiyaç dahilinde. Connecting people. Bundan sonra seni arayabilirler bak bu programdan sonra. İzdivaç programları ama kalktı onlar biliyorsun izdivaç programları. Onlar da çok beni başarılı arayın, olacağını zannetmiyorum. Arayın. Beni arayın. Gece programı en sevdiğim. Evet. Böyle işte seyircimiz bir şekilde hani gece uyanık olan seyircinin bir şekilde algısı da çok açık oluyor. Sabah yayını da ben çok yaptım. Sabah yayını yaptığınızda seyirciye şöyle anlatmak gerekiyor. Bu böyle olmuş özne işte yüklem arasında da işte da başka kelimeler var. Hap gibi ya bilgi vermen evet gerekiyor. Çünkü şöyle izliyor sırada. Ben yeni kalkmış. 7-8 radyo programı yaptım 5 yıl sabah. Yani böyle 5.30'da falan yani nasıl uyanıyorum, nasıl gidiyorum falan hissetmiyordum. Değil mi? Ama tabii sevmekle alakalı. İşi seviyorsan aynen öyle. İşi seviyorsan mesela Murat Güloğlu gibi. Murat Güloğlu biliyorsun. Sabah saatlerinde TV100'de. Evet. Sabah haberleri sunuyor ve gerçekten sabah haberlerine sabaha enerji katan bir adam.
O yüzden de hani o bu işi en iyi yapanlardan biri. Ona buradan uyuyordur da. Uyanınca siz söylersiniz, ekip arkadaşlarımıza söyleyelim. En azından ona buradan arkadan selam göndermiş olalım. Arkadaşımız gerçekten çok başarılı bu konuda. Tıpkı konuklarımız ve ekibimiz gibi. İlk yayınımızı böyle böyle noktalıyoruz değerli izleyiciler. Nasıl olacak? İlk yayın nasıl geçecek? Ne yapacağız? Konuklarımız hazır mı? Nasıl gireceğiz yayınımıza derken aktı geçti bile. Yavuz Seçkin konuğumuzdu. Teşekkür ederiz Yavuz. Geldiğin için. Bugün de beni zaman yine yalnız bir konuya sıkışırsan, bir şey olursa gelmezse veya o konunun yerine geçerek hani idare edebilirim. Senin için dükkan senin her zaman yanındayım. Çok teşekkür ederim. Her zaman hayırlı zaten yanımdasınız. Ailenizle, ailenle birlikte de Dicle'de aynı şekilde. Ona mangala da selamlar. Mangala da bekleriz. Ramazan bitsin geliriz. İftara da bekleriz. İftara da bekleriz. Teşekkür. İftar reçetemizi de aldık. Evet. Serap Güzel hem sevgili arkadaşım hem sahur hem de iftar tariflerini anlattım. Ben tabii bayağı bir arada provoke de ettim seni ama olsun, yine de gayet güzel olur. Anlattın. Çok teşekkür ederiz. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Evet. Yayında, yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve bu saatte uyanık kalıp bizi izleyen, sizlere izleyen gözlere de çok teşekkürler. Yarından önce böyle bir sohbetle ekranlarınızdaydık. Artık yarın olmasına müsaade edebiliriz. Ve tabii ilerleyen dakikalarda canlı yayında Ceren Aktağ bizimle olacak. Haberleri aktaracak sizlere, gündem çok yoğun. Kaçırmayın, izlemede kalın diyelim, onu da söyleyelim. Yarından önce bizden bu kadar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.